Petrol piyasası da oldukça hareketli. Orada bir yükseliş eğilimini görüyoruz. TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener bizimle. Sayın Akyener hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi petrolde 13 ayın zirvesini görüyoruz. Aslında 2020'nin sonundan itibaren biz sıfırlı rakamları, kontratların dibe gelmesini, petrolde çok dip seviyeleri gördük. Evet. Şimdi 13 ayın zirvesini konuşuyoruz. Ne oluyor, neden yükseliyor? Aslına bakarsanız genel anlamda bütün yükselişin asıl sebebi arz talep dengeleri. Yani biz daha önce siyasi faktörler sebebiyle petrol fiyatları yükselir mi, yükselmez mi? Hani daha önce 2019'a kıyasladığımızda 100 dolarları koyduk. Tabii. Yani Kasım Süleyman'ın öldürülmesi, acaba petrol fiyatları ne kadar yükselir, yani ne kadar durulur? Amerika-İran arasındaki gerilim süreci nasıl etkiler gibi hep siyasi faktörleri konuşurken şimdi şunu konuşur olduk. Aşı nasıl etkileyecek, talebi nasıl etkileyecek, mutasyon geliyor mu? Yani tamamen pandeminin etkisi öyle bir yoğunlaştı ki petrol piyasası üzerine. Pandemiyle ilintili hemen hemen bütün hususlar petrol fiyatlarına etkiler oldu. Şimdi şu var, yani 2020'nin başlarında bu pandemi ilk başladığında OPEC Plus hatta Trump'ın o zamanki müdahalesiyle OPEC Plus Plus yapısı yeterince efektif, yeterince etkin bir şekilde petrol fiyatlarına müdahale edememişti. Yani bilinçli, düzenli, istenilen düzeylerde kesinti süreçleri yönetilememişti. Sürekli toplantılar, tabii, sürekli gerilimler, tabii, karar alamamalar var. Şu an son durum ne üretimle tüketim noktasında? Şöyle söyleyeyim, şu an arz talepten birazcık az. Ve dünya az önce bahsettiğiniz VTI sıfırın altını görmüştü. O VTI krizlerini yaşamıştık. Yani petrol piyasalarında, petrol tarihinde ilk defa diyebileceğimiz. Artık dünya pandemiyle yaşamayı öğrendi. Petrol piyasası da pandemiyle yaşamayı öğrendi. Stoklar noktasında çok daha bilinçli bir yönetim süreci gerçekleştirildi. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela Çin hani national stoklarını, ulusal stoklarını 600 milyon varillerden 1 milyarlara kadar çıkartabildi. Yani yeni kapasiteler ekledi sürekli. Hani küresel anlamdaki stok kapasiteleri de çok yükseldi. Bunun da hani artık eski krizlerin yaşanmaması noktasında olumlu etkisi olduğunu görüyoruz. Tabii şu var, OPEC Plus, hatta OPEC Plus Plus bir kesinti yaptı. Petrol fiyatları sebebiyle arz noktasında da ciddi anlamda gerileme oldu. Yani nasıl? Ek kesintiler devam ediyor. Tabii ya, yani OPEC Plus'ın yaptığı kesinti kararları devam ediyor. Hepimizin bildiği gibi Ocak ayında tekrar toplantılar yapıldı. Bu toplantıda şunlar çıkmıştı. Hatta ya Rusya, Kazakistan, hatta Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülke ya bu kadar kesinti yeter, kendisini toparlamaya başladı talep. Kesinti kararını sürdürmeyelim gibi bir adım atmak istediler. Suudi Arabistan'da ben daha karamsarım. O zaman şunu yapalım. Ben Şubat-Mart aylarında artı 1 milyon varillik daha kesinti yapacağım dedi. Yani şu an için... Direkt kesintiye. Tabii yani Suudi Arabistan'ın 12,5 milyon varil civarında, hatta 13'e varan üretim kapasitesi var. Suudi Arabistan zaten Ocak ayında şöyle söyleyeyim 9 milyon üretti ortalama günlük. Şimdi Şubat ayı ile birlikte 1 milyon daha kesti, 8'e düşürdü arzını. Yani zaten şimdi petrol fiyatlarındaki artış trendine bakıyorsunuz. Şu 1 Şubat itibariyle hani ivmelenen bir yükselme var. İşte bu yükselmenin asıl sebebi, tamam, şu da etkiliyor bakın. Amerika'daki stokların düşüşü, hani stoklarda biraz erime olması, çok da düşmedi aslında bakarsanız da. Şimdi en çok soğuk hava son birkaç gündür gerekçe gösterildi. Sadece tabii Türkiye'de, tüm dünyada mevsim normallerinin çok üzerinde soğuklar. Bunun tabii doğal olarak talepleri artırması noktası var. Sonuç olarak kalıcı bir etki değil. Tabii değil. Yani şöyle söyleyeyim, hani talepten ziyade talepler yine arttı. Yani nasıl söyleyeyim, 92 milyon variller civarından 93'lere falan çıktı. Hani Ocak başıyla şu an itibariyle kıyasladığımızda, hani küresel talepten bahsediyorum. 93'lere falan çıktı, hatta 93,5'lara çıktı uluslararası talep. Çin ciddi anlamda toparlama gerçekleştirdi. Tabii Çin'in bu toparlanmasının arkasında şu da var. Çin dediğim gibi stok kapasitesini çok yükseltti. Yani Çin sürekli ekstradan petrol alıyor. Yani mümkün olabildiğince ucuz petrol topluyor piyasadan. Amerika'da aynı durum gerçekleşmedi. Amerika'da hatta stoklarda bir azalma söz konusu oldu. Yani ters etki yaptı. Öte taraftan Libya'da geçen sene şunu konuşuyorduk. Libya'da üretim neredeyse 100-150 bin varillere düşmüş. Tekrar şu an 1 milyon üzerine çıktı. Zaten bu tabloyu gören Suudi Aramco bununla alakalı bir plan aldı. Plan ortaya koydu. OPEC şu an şöyle bir adım atmak istiyor. Şubat ve Mart ayları içerisinde Rusya ve Kazakistan yaklaşık bir 100 bin varile yakın bir arttırım yapacaklar. Kesintiyi azaltacaklar. Hı hı. Yani arzlarını arttıracaklar. Tamam dedi Suudi Arabistan. Madem ben 1 milyon daha kısacağım,
ve bunu 1 Şubat itibariyle başlattı. Yani soğuk hava veya gaz fiyatlarındaki nereden baksanız bir %20 oranındaki artışla kıyasladığımızda tamam Amerika'daki hatta diğer mesela Çin'de de kömür fiyatları çok çok daha zıpladı. Yani çünkü fuel oil kullanımı noktasında biraz hani artış söz konusu oldu ama hani soğuk havanın petrol fiyatlarına o kadar büyük etkisi olmadı. Asıl sebep Suudi Aramco'nun kesintiye başlaması. Evet, Şubat ayında. Üretim tüketim dengesi genel seyri aslında belirleyecek şey olmaya devam edecek. Belki tabii. Soğuk hava kısa süreli o fiyat iniş çıkışlarını görmemize yol açar. Şimdi bir küresel toparlanma da var hiç şüphesiz ekonomik anlamda. ABD'de bir teşvik paketi var. Dolayısıyla sizin de altını çizdiğiniz gibi elbette en önemlisi aşı takviminin işliyor olması ve kapanmaların azalmasıyla uluslararası seyahatin artması birlikte tüketim artacak. Şimdi bu öngörülerle ve mevcut tabloyla birlikte biz rakamın nereye doğru gitmesini bekleriz? Şöyle aslında hani bizim tahminlerimiz, biz hani sene başında da tahmin yaptık. Hatta geçen sene Şubat ayında da tahminlerde bulunmuştuk. Hatta şunu da hani sevinerek ifade edeyim ki yaptığımız tahminler diğer uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu tahminlerin hepsinden daha tutarlı oldu. Tabii şöyle söyleyeyim hani 60 dolar bandı normal. Yani zaten biz sene sonunda 65 dolar bandına ulaşmasını bekliyoruz. Tabii Suudi Arabistan'ın bu kesintisi yani ben artı 1 milyon daha keseceğim kararı beklenmedik bir karardı. Yani zaten bu karar sebebiyle 56 bandından 63-64 bandına yükseldi. Şimdi Şubat ayında bu kesinti devam edecek. Mart ayında da kesinti devam edecek. Ve şu an hani arz talep dengeleri ve stok seviyeleri öyle bir seviyede ki yani bu şekilde artı 1 milyonluk kesinti hemen etkiliyor fiyatları. Zaten aşı noktasında da gerçi mutasyon bir soru işareti oluşturuyor. Aşı noktasında da olumlu bir hava hakim. Tabii şöyle Mart ayında tekrar toplantı yapılacak ve Nisan sonrasında aylık belirlenecek kesinti kararları. Suudi Aramco kesintiyi sürdürme noktasında çünkü bu fiyatlardan memnun. Kesintiyi sürdürmek istiyor. Tabii diğer ülkeler hemen hemen Suudi Arabistan dışındaki ülkelerin hepsi ciddi anlamda ekonomik darboğazlı oldukları için kesintiyi bu şekilde sürdürmek istemiyorlar. Şimdi bütün gelirleri, ekonomik güçleri, petrolde, enerji olan ülkeler için büyük sıkıntı. Bizim açımızdan tablo biraz daha farklı. Şimdi biz pandemi döneminde düşen petrol fiyatlarından ülke olarak elbette faydalandık dışa bağımlı olduğumuz için. Hali hazırda bir çıkış var. Onun yansımaları elbette önemli ama biz kendi enerji kaynaklarımızı bulmak üzere de hareket halindeyiz. Hatta bunun sonuçlarını da aldık. O keşifleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Şimdi orada bir adım atıldı. Bir gelsin o ekrana ne yapıldı? Çünkü doğalgazı keşfettik, rezervi açıkladık ama biz bunu nasıl hayata geçireceğiz? Nasıl işleteceğiz? Ne yapacağız? Nasıl bir ekonomik fayda sağlayacağız? Biraz daha o şeyleri, adımları görmek istiyordu hem piyasa hem de vatandaşlar şüphesiz. Karadeniz doğalgazının işletilmesi için dev sermayeli 3 şirket kuruldu. Bu şirketlerde Turkish Petroleum Offshore Technology Center AŞ'ye 21,5 milyon TL sermaye ayrıldı. En alttan başlamış olduk. BOTAŞ International AŞ'de sermaye 3,5 milyon TL olacak. Sakarya sahasında 405 milyon metreküplük bir rezervi işletecek olansa BOTAŞ'ın hakimiyetindeki şirket olacak. 11,7 milyar TL'lik bir sermaye. Bu şirketlerin tamamının toplam sermayesi 11,8 milyar TL'ye geliyor. 3 şirket aslında buradaki yol haritasını sağlayacak. Peki bu gaz keşfi bize ne getirecek? Bu gaz keşfi, ya birincisi o ivmeyi yakaladık, o keyfi yakaladık. Ya biz bu kadar senedir hep arama yapıyorduk, hep gayret sarf ediyorduk. Ülkemizde petrol yok mu, yok mu, yok mu diyorduk. Bakın bir şey bulduk. Neden hatta, çevremizde vardı bizde yok derdik? Hep bunları konuşuyorduk. Hatta şöyle söyleyeyim, bakın bu 100 yıllık bir açlıktı. Yani 100 yıllık bir beklentiydi. Sonunda çok şükür gerçekleşti. Yani akabinde inşallah bunun akabinde yeni keşiflerde söz konusu olabilir. Çünkü Karadeniz'de siz bir büyük balık yakaladınız. Bakir bir alanda. Orada yeni balıklar yakalama ihtimali de söz konusu. İki parça halinde açıklandı. Hala da devam edebilir. Yani tabii. Yani daha sismik çalışmaları yapılacak. Belki yan taraflarda yakınlarında daha yani yine büyük yapılar bulacaksınız. Test edeceksiniz. Rezerv rakamlarınızı artıracaksınız. Öte taraftan doğalgaz diyoruz. Bakın doğalgaz dünyadaki en önemli enerji kaynağı haline gelecek. Petrolü bizim projeksiyonlarımıza göre sollayacak. Yani 2060'lardan sonra biz 2060'lardan sonraki dönemi 2120'lere kadar doğalgaz dönemi olarak nitelendiriyoruz TESPAM olarak. Sonra da yenilenebilir dönemi başlıyor. Öyle hemen pat diye yenilenebilire geçilmiyor. Bunu da vurgulayayım. Sizden tamamen vazgeçmek zaten... Ya bir anda olacak bir şey değil. Ya öte taraftan zaten endüstriyel anlamda fosil yakıtlar her zaman kullanılmaya devam edecek.
Bu kaynakla alakalı şunu ifade edelim. Hani zaten biz doğalgazımızın %99'unu ithal ediyoruz. Türkiye'nin 48 milyar metreküplere varan bir doğalgaz tüketimi var. Bu saha sadece şu 405 milyar metreküplük hacmiyle hani diğer mesela diyelim Doğu Akdeniz'deki benzer sahalarla kıyaslama yaptığımızda evet. Hani farklı geliştirme senaryoları olabilir ama yani bir 14-13 milyar metreküp civarında bir maksimum seviyeye ulaşabilir. Bu da yani sizin 48 hani ilgili yıllarda varsayın ki 50-55 olsun. Nereden baksanız %20 civarında, %25'ler civarında bir tüketimimizin karşılanması anlamına geliyor. Ki bu trendler artarak devam edecek. Öte evet. taraftan anlaşmalar noktasında siz sürekli yeni anlaşmalar yapıyorsunuz. İthalat anlaşmaları. Bunların fiyatlarını kırması noktasında da elimizi güçlendirecek. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Sağ olunuz. Sevgili izleyiciler, TESPAN Başkanı Oğuzhan Akgener'le petrol piyasasındaki hareketi, Türkiye'nin enerjideki adımlarını konuştuk. Noktayı koyuyoruz. Yarın sabah 9.30'da bu ekrandayız.